Herkese yeniden merhaba. Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün çok güzel, çok tatlı bir video çekiyoruz sizinle. Gerçekten daha önce de denemiş olduğumuz ve Damla'nın özellikle spora gitmeden önce ara öğün olarak yediği şekersiz, unsuz kurabiye tarifini birlikte yapıyoruz. Tam bir diyet kurabiyesi. Özellikle diyet yapıyorsanız bu kurabiye tam size göre arkadaşlar. Evet, diyet yapmıyor olsanız bile yine hani bunu yiyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Aynen öyle. Aperatif olarak ara öğünde yiyebileceğiniz çok tatlı ama çok da kalorisiz bir kurabiye. En önemlisi hani içinde çikolata olması, bitter çikolata olması ama kalorisinin, yağının, şekerin olmaması bence çok iyi. Ve tadı da gerçekten çok güzel. Bence de. Ben çok beğeniyorum. Ben de. Yani şimdi biz bu kurabiyeyi yapacağız. Ben eminim bizimkiler bayıla bayıla yiyecek. Evet. Geçen yaptığımızda yani annem bitirmişti zaten. Evet, o zaman başlayalım. Hadi başlayalım. Kurabiyemizin içine neler koyacağız? Öncelikle bunların hepsini, kullanacağımız tüm malzemeleri tezgahın üzerine çıkardık. 2 adet muz, 2 su bardağı yulaf, 1 su bardağı tahin ve bitter çikolata. Bitter çikolatayı tercihinize göre az ya da daha çok kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olacak diğer alet ise bu kurabiyeyi yaparken rondo tabii ki de. Yulaflarımı rondoya atıyorum ki hani un haline gelsin diye. Ve rondomun ağzını kapatıyorum ve yulaflarımı yavaş yavaş çekiyorum. Gerçekten bu işlemi yapmak çok eğlenceli. Bu işlemi yaparken arada bir rondomu açıyorum ve içindeki yulaflara bakıyorum. Tam olarak çekildi mi, çekilmedi mi diye. Ayrıca motoruna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Rondomuzun hani çok fazla güç uygulamamaya çalıştım, motor yanmasın diye. Buna lütfen size dikkat edin. Çektiğim yulafları yoğurabileceğim güzel derin bir kaba koyuyorum. İki muzumu da doğradıktan sonra rondomun içine atıyorum. Bunları da rondoda çekeceğim ve içine tabii ki de istediğim miktarda bitter çikolata koyuyorum. Biz daha çok çikolatalı yemeği tercih ettiğimiz için içine 4 adet bu çikolatalardan koyduk. Siz isterseniz daha fazla ya da daha az da koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet, muzlu çikolatalı karışımım hazır ve yulafımın içine karışımımı döküyorum. Bir su bardağı tahini de bu karışımların içine ilave ediyorum. Evet, ben birazdan bunu yoğuracağım. Ben yoğurma işlemini yavaş yavaş hallederken Damla da bu sırada yan tarafta yağlı kağıdımızı çıkardı, tepsinin içine koydu. Ve istediğimiz boyutlarda yavaş yavaş kurabiyelerimize şekil veriyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Müzik
Kurabiyelerimizi fırına atmadan önce son kez çikolata ekliyoruz. Göze daha iyi hitap edebilmesi için ve tabii ki de çikolatayı çok sevdiğimiz için. Olası bir kazaya engel olabilmek için yağlı kağıtlarımı uzun bırakmıyorum. Çünkü fırında daha önce yanmışlardı. Siz de bu noktada dikkatli olun. Yağlı kağıtlarınızı uzun bırakmayın sakın. O fazlalıkları mutlaka alın. ...170 derecede önceden ısıtılmış fırına tepsimizi koyuyoruz ve pişirmeye alıyoruz. 30 dakika sonunda da kurabiyelerimizi fırından çıkarıyoruz. Harika görünüyorlar gerçekten. Hepinize şimdiden afiyet olsun.